Şimdi gazetecilikte samimi gazetecilik yapılıyorsa bir haber yapılır. Günde yüzlerce haber yapılıyor. Bir genel yayın yönetmeninin önüne, mesela ben gazetede çalışırken televizyon öncesi yaklaşık 300 ile 400 haber gelirdi günde bir genel yayın yönetmeninin önüne. Yani o haberlerin 1/4, 1/5 gazeteye girer, elenir, seçilir falan. Bu yoğunluk içinde hatalı haber yapabilirsiniz. Televizyon haberlerinde de yanlış haber yapabilirsiniz. Ama sonra samimiyseniz düzeltirsiniz bunu. Onun için başta sordum. Mesela haberin öznesi olan firmaya Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar'a haber yaparken danışılmamış, sorulmamış. Danışma değil de sorulma, iki tarafa da sorulur. Siz istediğiniz gibi aleyhte haber yapmaya niyetlenmiş olsanız bile haberde karşı tarafın cevabı mutlaka olur. Ama onu yapmamışsınız. Peki haberi yayınlamışsınız, Asparagas haberi. Sonra buna rağmen karşı taraf açıklama yapmış. Onu da yayınlamıyorsun. Nasıl habercilik bu? Ya habercilik değil. Bu medyayı, haberciliği siyasete alet etmenin daniskası olur ancak. Hani bana para veriyordun ECHP, Halk TV'ye. Şimdi bunu kestin demelerinin anlamı bu mu olmuş oluyor? Yani böyle mi habercilik oluyor? Bir kere gazetecilik değil bu. Ha efendim şöyle olur. Ya biz haber yaptık. Sonuna kadar da gideceğiz, doğrudur. Kim ne derse desin haberimizin arkasındayız diyen olursa o da haberciliğini sürdürmeli, takip etmeli. Ama karşı taraf diyor ki bak dünyadakinin 1/6, Türkiye'dekinin 1/3 bizim fiyatımız. Yani en ucuz bizde diyor. Şimdi buna tabii karşı Orman Genel Müdürlüğü de dünya ortalamasının çok altında. Altıda sadece biri diyor. Türkiye değil. Altıda biri diyor. Dünyada evet, diyor 6 kat pahalı diyor. Aynen öyle. Yani şimdi dedim ya önceki yıllarda da Türk Hava Kurumu yangın söndürme uçakları almadı, depoda bilmem ne oldu falan diye haberler yapılmıştı. Peki kardeşim şimdi bunu içeriden değil de dışarıdan alsanız bu sefer şöyle haber yapacaktınız. Vay içeride daha ucuzdu, 6 kat para yabancı falanca filanca şirkete gitti diyecektin. Yani sen habercilik yapmıyorsun. Ne yaparsan yap, ağzında kuş tutsan da doğruyu kabul etmeyeceksin, yaranamayacaksın. Böyle gazetecilik olur mu ya? Paralar yurt dışına gidiyor diyecektin yabancı firma olsaydı. Dövizler oraya gidiyor diyecektin. 6 kat pahalı oldu diyecektin. Onun için yatacak yerleri olması için bu haberi yapanların haberlerini belgelemeli. Karşı iddialar doğru değildir demesi gerekir. Peki diyemediği zaman ne olacak? Şu manzaraya göre diyebilecekleri gözükmüyor. Resmi açıklamalar ortada. Peki o zaman bu ne olacak? Yani bu haber yapanın yanında mı kalıyor? Ne oluyor? Vallahi yani baktım her türlü haberde duruyor. Her türlü yalan yani haber serbest mi Türkiye'de? Dezenformasyon serbest mi yani Türkiye'de? Gazetecilik mi diyoruz buna? Hani bir şey olduğu zaman basın kuruluşları, bazı basın kuruluşları ortalığı ayağa kaldırıyorlardı. Yalan haberler konusunda kınama cezası falan vermeyi düşünüyorlar mı acaba? Bilmiyorum. Şimdi gazetecilik yönünden baktığımız zaman böyle. Dezenformasyon devreye girdiği zaman, bu kavram devreye girdiği zaman dezenformasyonun arkasında başka nedenler yatabilir. Yani basit bir habercilik yanılgısı hatası olmaz. Siyaset olur. Dezenformasyonun en önemli nedenlerinden biri siyasal çıkar sağlamaktır. Peki bir televizyon, yani burada Halk TV, siyasal çıkarı nasıl sağlayacak? CHP kongreye giderken başka bir hedefi mi var? Bunların üzerinde durmak gerekiyor. Yani şimdi bakıyorum, demin de söyledim, dezenformasyonla mücadele merkezi sürekli yanlış haberleri düzeltecek. Peki bunlar burada mı kalacak? Yani müeydesiz bir şey olabilir mi ya? Basın özgürlüğünden yanayız. Atatürk de diyor, basından doğan sıkıntıları gidermenin yegane yolu yine basın özgürlüğüdür diyor. Ama Atatürk yalan haber yapın dememiş hiçbir zaman. Bir de Atatürkçü geçineceksiniz. Atatürk gençliğinden beri gazetecilikle çok uğraşmış birisi. Hatta bir açıklamasında diyor ki Atatürk, bana gazeteci diyebilirsiniz diyor. Öğrenciyken Duvar Gazetesi çıkarıyor harp okulunda. Daha sonra Kurtuluş Savaşı döneminde Sivas merkezli hakimiyeti irade
Ankara merkezde hakimiyeti Milliye gazetelerini çıkarıyor ve baş yazarlığını yapıyor. Şimdi hem Atatürkçülük açısından da bakarsan doğru değil, gazetecilik açısından bakarsan doğru değil. Para veriyordun ECHP, Halk TV'ye. Şimdi bunu kestin demelerinin anlamı bu mu olmuş oluyor? Yani böyle mi habercilik oluyor? Bir kere gazetecilik değil bu. Ha efendim şöyle olur. Ya biz haber yaptık. Sonuna kadar da gideceğiz, doğrudur. Kim ne derse desin haberimizin arkasındayız diyen olursa o da haberciliğini sürdürmeli, takip etmeli. Ama karşı taraf diyor ki bak dünyadakinin 1/6, Türkiye'dekinin 1/3 bizim fiyatımız. Yani en ucuz bizde diyor. Şimdi buna tabii karşı Orman Genel Müdürlüğü de şeyde dünya ortalamasının çok altında. Altında sadece diyor. Türkiye değil. Altında bir diyor. Dünyada evet, diyor 6 kat pahalı diyor. Aynen öyle. Yani şimdi dedim ya önceki yıllarda da Türk Hava Kurumu yangın söndürme uçakları almadı, depoda bilmem ne oldu falan diye haberler yapılmıştı. peki kardeşim şimdi bunu içeriden değil de dışarıdan alsanız bu sefer şöyle haber yapacaktınız. Vay içeride daha ucuzdu, 6 kat para yabancı falanca filanca şirkete gitti diyecektin. Yani sen habercilik yapmıyorsun. Ne yaparsan yap, ağzında kuş tutsan da doğruyu kabul etmeyeceksin, yaranamayacaksın. Böyle gazetecilik olur mu ya? Paralar yurt dışına gidiyor diyecektin yabancı firma olsaydı. Dövizler oraya gidiyor diyecektin. 6 kat pahalı oldu diyecektin. Onun için yatacak yerleri olması için bu haberi yapanların haberlerini belgelemeli, karşı iddialar doğru değildir demesi gerekir. Peki diyemediği zaman ne olacak? Şu manzaraya göre diyebilecekleri gözükmüyor. Resmi açıklamalar ortada. Peki o zaman bu ne olacak? Yani bu haber yapanın yanında mı kalıyor? Ne oluyor? Vallahi yani baktım her türlü haberde duruyor. Her türlü yalan haber yani serbest mi Türkiye'de? Dezenformasyon serbest mi yani Türkiye'de? Gazetecilik mi diyoruz buna? Hani bir şey olduğu zaman basın kuruluşları, bazı basın kuruluşları ortalığı ayağa kaldırıyorlardı. Yalan haberler konusunda kınama cezası falan vermeyi düşünüyorlar mı acaba? Bilmiyorum. Şimdi gazetecilik yönünden baktığımız zaman böyle. Dezenformasyon devreye girdiği zaman, bu kavram devreye girdiği zaman dezenformasyonun arkasında başka nedenler yatabilir. Yani basit bir habercilik yanılgısı hatası olmaz. Siyaset olur. Dezenformasyonun en önemli nedenlerinden biri siyasal çıkar sağlamaktır. Peki bir televizyon, yani burada Halk TV, siyasal çıkarı nasıl sağlayacak? CHP kongreye giderken başka bir hedefi mi var? Bunların üzerinde durmak gerekiyor. Yani şimdi bakıyorum, demin de söyledim, dezenformasyonla mücadele merkezi sürekli yanlış haberleri düzeltecek. Peki bunlar burada mı kalacak? Yani müeydesiz bir şey olabilir mi ya?